Merhaba sevgili arkadaşlar. Yaşlı bakımı ilke ve uygulamaları kitabımızın 6. ünitesinin ünite özeti videosuyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Üriner sistem nelerden meydana gelmektedir? Üriner sistem böbrekten, üreterlerden, mesaneden ve üretradan meydana gelmektedir. Böbrekler abdomenin arka duvarında kolumno vertebralesinin her iki yanında sağ ve sol tarafta yer alan fasulye biçiminde organlardır. Böbreklerde idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar glomerülür filtrasyon, süzülme yani reabsorpsiyon yani geri emilim ve tübüler sekresyon yani salınımdır. Üreterler ise idrarı böbreklerden idrar kesesine taşıyan yapılardır. Üreterler yaklaşık 25-30 santim uzunluğunda kas ve zar yapılılardır. Mesane idrar kesesi ise idrarı toplayıp depolayan genişleme yeteneği olan keselerdir. Üretra ise işeme esnasında idrarı mesaneden dışarıya taşıyan tüp şeklindeki yapıdır. İşeme parasempatik, sempatik ve somatik sinirlerle birlikte beyin sapı, korteks gibi üst merkezlerin koordinasyonlu çalışması ile oluşan komplike bir olaydır. Yaşlıkta üriner sistemle ilgili ne gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır? Öncelikle depolama ile ilgili bazı semptomlar oluşur. Bunlardan birincisi üriner inkontinans yani istemsiz idrar kaçırma. Frekansı bireyin gün içerisinde sık sık idrara çıkma isteğinin oluşması. Ürgensi ertelemesi zor olan ani idrar yapma isteği şeklinde meydana gelir. Ve nokturi gece idrar yapmak için bir veya birden fazla uyanarak tuvalete gidilmesidir. İdrar yapma, boşaltma semptomlarına bakacak olursak, duraksama, bireyin idrarını yapmaya hazır olduktan sonra idrar yapma başlangıcında erteleme ile sonuçlanan idrar yapmaya başlama zorluğudur. Aralıklılık, idrar yapma sırasında idrar akışının bir veya birden fazla durup başlamasıdır. Zorlanma, idrar akışını başlatmak, devam ettirmek ve geliştirmek için kullanılan kas çabasıdır. Ve düşük idrar akımı önceki performansla ya da başkalarına göre idrar akımının azaldığı algısıdır. İdrar yapma sonrası semptomlar peki nelerdir? Tam bir boşalamama hissi, idrar akışından sonra bireyin idrarını tamamını boşaltamadığını hissetmesi, idrar yapma sonrası damla damla akıntı, idrar boşaltımı olduktan sonra erkeklerde tuvaletten çıktıktan sonra, kadınlarda ise tuvalette ayağa kalktıktan sonra görülen istemsiz idrar kaybı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Üriner inkontinansın nedenleri nelerdir? Hareketsizlik en temel nedenlerden birisidir. Nöropsikiyatrik nedenler, ırk, ciddi şişmanlık, kronik kabızlık, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, gebelik, çok zor doğumlar, erkeklerde geliştirilmiş prostat ve üriner sistem hastalıkları yer almaktadır. Kalıcı üriner inkontinans tipleri nelerdir? Fonksiyonel inkontinans, stres inkontinans, sıkışma tipi inkontinans, taşma tipi inkontinans ve mix inkontinans olmak üzere 5 türü vardır. Bakım girişimlerinde öncelikle mesane eğitimi
verilmesi. Böylelikle kişi istemsiz de olsa sık sık tuvalete giderek inkontinansın önüne geçilmiş oluyor. Tuvalete gitme programı oluşturma, idrar yapmaya teşvik etme ve pelvik tavan kas egzersizleri bakım girişimlerinde yer almaktadır. Yaşlılarda üriner sistem hijyen uygulamalarında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Vücuttan salgı, atık ve mikroorganizmaları uzaklaştırmak, bireyin rahatlamasına, gevşemesine ve kendini iyi hissetmesini sağlamak, vücuttaki kötü kokuları gidermek, bireyin kendisiyle ilgili olumlu beden imajına sahip olmasını sağlamak, deri sağlığının sürdürmek ve geliştirmek şeklinde söyleyebiliriz. Bir de burada perine bakımından bahsetmek gerekebilir arkadaşlar. Perine dediğimiz şey ise üzerinde dış üreme organlarının bulunduğu üretral ve vajinal açıklık ile birlikte anüsün yer aldığı bölgedir. Buranın da düzenli olarak bakımının mutlaka yapılması gerekmektedir. Böylelikle bu ünitemizin de sonuna geldik. Başka bir ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın.